Merhaba arkadaşlar. Merhaba mı desem? İyi geceler mi desem arkadaşlar? Vallahi saat şu an gece 3'ü çeyrek geçiyor ve ben size mahkeme süreçlerini yapmak için buraya oturmuş vaziyetteyim. Severek ve isteyerek oturdum. Çok kıymetli, kolektif, eril enerji arkadaşlar, özellikle ruh ikizleriyle kavuşma yolunda çaba sarf eden, kavuşmak isteyen, koşulsuz sevgiye gelen, yani tabii ona o gelen derken koşulsuz sevgi çok çok büyük, çok yüce bir makam. Koşulsuz sevgi de tek koşulsuz en büyük kudret Yüce Allah Celle Celaluhu'dur. Tabii biz İnsan olma yoluna girenler olarak diyelim, yani hani pir olmaya adım atmış olanlar olarak belirtirsek eğer, çünkü o çok yüce bir makam, seviye, o kadar çok kolay olmuyor elbette. Bir yaşam döngüsüne sığar mı bilmiyorum, hayatlarımızı dönüp bakmak gerekir. Bence pek de bir hayata sığacak gibi değil, ama en azından bu yaşam sürecimizde el verdiğince daha iyi bir insan olmak, her türlü kötü anın içinde, en olumsuzun içinde bile iyi olmayı bırakmamak ve en kötünün içinde bile iyiyi seçebilmek önemlidir. İyi insan demek budur. İnsan ayrımı yapmadan, tabii ki bu çok kötüleri kastetmiyoruz bunda. Hani iyi insan vardır iki kişi, biri zengin biri fakirdir, işte ikisini de ayırt etme. Hani o yüzden herkes kendine göre biricik, herkes çok kıymetli, herkesin bir hayat yaşam döngüsü var ve bakalım bu yüksek, artık farkındalık seviyesi yükselmiş sevgili ilahi eril arkadaşlar için Yüce Allah Celle Celal'den an enerjisi bir alayım. Öncelikle sevgili ilahi eril ve dişiller, siz şimdi tabii ki sevdiklerinizi özlediniz. Kim özlemez ki? Hepimiz sevdiklerimizi özleriz, öyle değil mi? O yüzden karşılıklı bakalım bir an enerjisinde. Şu an an enerjisi, şu an anda izlediğiniz, şu anda ne hissediyorsunuz, ne yaşıyorsunuz? Konu gündeminizde ne var? Öncelikle ilahi dişil için çekeyim. Şurada bir daha şöyle karıştırayım da siz de görün, orada bir tane kendini gösterdi. Tam alacaktım ama kamerada gözükmediğini fark edince almadım. Tekrar sizin gözünüzün önünde çekeyim istiyorum. Şimdi ilahi dişil için öncelikle alayım. Kıskançlık. Bir kıskanç biri var ve bu bir dişil diyor. İlahi dişil diyor bunu. Ya da ruh ikizi için söylüyor bunu. İki numara ile geliyor çünkü iki numara, 20 numara ruh ikizlerin numarasıdır. Ya, ama bir kıskanç kişi var mesajını veriyor. İlahi dişiller böyle bu tipte ve böyle kıskanç olmazlar arkadaşlar. Onların kıskançlıkları hani şeydir, nasıl söyleyeyim size, kabul edilebilir, tatlı, hoş bir kıskançlıktır. O da hani sevdiğini sevmektir yani. Kaybetmeyi istemez, paylaşmayı istemeyeceği için. Ama yoksa tabii ki bu bir midanın kıskançlığı gibi asla olamaz, kıyaslanamaz bile yani. Ve ilahi kolektif eril için çekeyim. 7 numara, bir durma, bekleme, bir topluluk önünde. Şimdi burada 3 dişil var, bir topluluk, 7 numara ile geldi kıskançlık. Erillerin tarafında, eriller diyorlar ki benim tarafımda 3 tane çok büyük kıskanç dişil var. Bir, işte bana ilahi dişilim beni kıskanıyor diyorlar ama aslında ilahi dişilim kıskanmıyor. Yani kötü bir kıskançlığı yok, hani bu gibi fesat, kıskanç birinin kıskançlığı yok yani. Ve zaten geride kalan ilahi dişiller de onu söyledi, benim ilahi erilimde, çünkü ruh ikizi 2, 20 numara ile geldiği için ruh ikizlerinin numarasıdır 2 numara Azize'ye ve 20 numara muhakemeye de tekabül eder. Hani ben o kadar çok artık emin oldum ki bunu, hani gönül kalp rahatlığıyla söylüyorum.
benim ilahi erilimin yakasından düşmeyen bir karma var, kıskançlık. Eril de aynı şeyi söyledi aslında. Toplulukta bir üçüncü kişi var. Siz de bir üçüncü kişinin kıskanç olan bir üçüncü kişi var diyorsunuz bakın. Burada iki kişi geliyor. Siz erilimde var diyorsunuz. Eril de diyor ki bende üç tane benim tarafta beni kıskanan ve özellikle topluluk önünde hani böyle keyfe keder olarak kendilerine böyle besleyeyim bakayım. Hani gönlünü hoş edeyim, o bunu istiyor onu yapayım, o onu istiyor onu yapayım, bu oraya çekiyor oraya gideyim. Peki şimdi bununla tam olarak ne demek istiyorsunuz ilahi eriller toplulukla? Ben sevdiğimi, sevgi meleğimi istiyorum. Yani üçü gelse bir tane sevdiğim etmez demek istediniz. Peki ilahi dişil buna karşılık bir şey söylese. Bakın sevgili dişiller, erillerini size sevgi meleği olarak gösterdiler. Ve aynı zamanda da eriller bilinçaltında sizde şöyle bir şey varsa 49 da geliyor çünkü 13'e tekabül eder. 13 kartını da biliyorsunuz. Ben 13'ü de artık hani ölüm kartıdır biliyorsunuz. Onu kullanmak istemem. Hani iptal iptal diyeyim tabii mecazi anlamda söylemek istiyorum. Bitiş bir kıskançlık döneminin bitirilmesi, bir karmanın bitirilmesi, bitmesi gerekenin bitmesi ve yeni sevdiği, aşık olduğu kişiyle, ruhu eşi, ilahi dişiyle, sevgi meleğiyle yeni bir başlangıç yapmak istiyor eriller. Ve erilin tarafında 3 kıskanç kişi toplum önünde sırf kendileri hoş edilsin diye hani topluma hava atsın işte ben böyleyim, şöyleyim, evliyim, böyle zenginim, böyle zenginim, onu yaparım, bunu yaparım destinin altına kalp tutan kadın. Bu da ilahi dişildir ve zaten de erilinizi de sevgi meleği olarak verdi. Ve aynı zamanda eril sizin için şunu diyor olabilir. Benim hayatımda öyle 3 tane kıskanç dişil var ki. Hani bu 3 dişili toplasam bir sen etmez. Bu üçü de öyle kıskanç ki buna tekabül ediyor zaten. Üçüncü kişi sonuçta. Üçüncü kişi enerjisi var yani. Bir üçüncü kişi araya girmiş. Bir diğer anlamı ben ve senin aramızsa işte böyle bana tutkuluymuş da bağlıymış gibi. Ama bunun tam tersi olan biri işte senin hani tozun tırnağın etmez ama kendisi sanki çok velakiymiş gibi 7 numara. Burada tamamen Yüce Allah Celle Celal'in emriyle durdurulma vardır burada. Çünkü 7 numara araba kartına da klasik tarotta tekabül ettiği için 7. ev konuları terazi evini göstereceği için de zaten 7. ev terazi evi evlilik evidir zaten. Seninle ben evlenmek isteyip toplumun önünde açık olarak hani bizi açık edecek. Yani artık eskiden gizli diyorsam şimdi asla gizlemeyeceğim demek istiyorlar. Ve terazinin karşısında şimdi 7. ev ve 7. evin karşısında da tabii öncü bir hava grubu olduğu için burada eril şunu da demek istiyor olabilir. Hani maddeye sarılmış olan öyle kıskanç 3 kişi var ki bende. Nedense eril de kıskanç kartı çıkmamasına rağmen sizde çıktı. Yine de eril içinde onu veriyorum. Neden? Peki ilahi dişiller, eriller, geride kalan sevgili tarot dergahı, gönül dostlarım siz kıskançlığı kime, neye, niçin verdiniz? Bir açıklayın bakalım. Tabii erilim de var. Benim erilim çağların şifacısı. Hani 51, 5 artı 1, 6. Hani biz kavuşacağız ama bir kıskanç kişi var onda. Girdi bizim aramıza işte bizi bırakmıyor. Eril de aynı şey söylüyor. Benim tarafta 3 tane kıskanç kişi var. Dişil var. Hani her biri belki ayrı ayrı kendisi bana işte cilve yapıyorlar. Kendilerini hani boyayıp satmaya kalkıyorlar ama ben almıyorum. İçini toplasan bir tane sen etmez. Hani onların bütün derdi dedikodusu sen ama sen o kadar umursamaz arkanı dönmüşsün ki
Hani onlar senin tozun tırnağın etmez yani üçünü toplasan. Eril çok güzel cevap verdi. Nitekim siz de çok güzel verdiniz. 20 ve 51. Diyorsunuz ki benim ilahi erilim, dişilim, çağların şifacısı geldi. Hani artık o kadar şifacı da özellikle eriller için okumak istiyorum. Eril de geldi çünkü. Hani artık zaten hani dişilin eş değeri sayılır yani arkadaşlar. Çünkü şifalandırma yapabilen bir eril haline gelmiş demektir. Hani pir olmuş bir eril yani ve kendisinin pir olduğunu bilen bir eril. Zaten bu eriller için kavuşmak isteyen kavuşma aşamasını işte o bir kala olan eriller pir oldular 6 numara bir geçit. İşte o kapı o geçit vardır ya arkadaşlar. Burada Laro'dan da destek alayım. Açılımı yapınca şimdi mahkeme açılımlarını. Bu an enerjisini bitireyim. Böyle birbirinizden bir haber verelim de istedim. Çok zaman oldu. Peki. Erilimi bırakmıyor. Bana gelmiyor. Erilimin tarafında çok kıskanç kişi var. İşte birbirinizi ne kadar güzel tamamladınız. Siz birbiriniz hakkında bilginiz muazzam. Peki. İlahi eril. İlahi eril. Peki. Evok'tan alayım bu sefer. Birbirinize karşılıklı bir şey söyleyeyim. Bakalım ne söylemek istiyorsunuz? Bir öyle alayım. Şöyle Evok kartlarımda da size güzel bir bakalım karşılıklı ne diyeceksiniz? Şimdi kıskanç kişi ve üçüncü kişileri es geçelim. Bunlar bitmiş olsun. Evok ve Halit Ruhiye'nizi bir alayım. Halit Ruhiye kartlarımdan sevgili gönül dostlarım. Şöyle bakalım Halit Ruhiye'niz nasılmış? Evok ve Halit Ruhiye kartlarımızı alalım bakalım. Şimdi de ilahi erillerden alalım. Giden kolektif ilahi eriller. Gündeminizde ne var? Ne yaşıyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Neyi bilmek istiyorsunuz? İlahi eril gündeminde ne var? Neyi bilmek istiyorsun? Ne tür konuyla uğraşıyorsun? Karşılıksız aşk, şans, geri çekilme. Allah Allah. Bir dakika. Buraya Evok'tan da alayım bir. Bir dakika ya düşürdüm. Anne o tabii. Çok güzel verdi. Devam edeyim. Tamam. Peki. Önce burayı. Eriller çok konuşmak istiyor. Erillerin canına tak etmiş anlaşıldı. Bir anne var ki bende. Hemen az önceki enerji kartlarında ne dedi? Kıskanç üç kişi var ki toplasa bir senin ayağının toz etmez dedi. Benim tutkum sana bana bir şans verir misin? Kendisi açılmış direkt aldım. Geri çekildi. Sen niye geri çekildin? Bana ihanet mi ediyorsun? Ya da ben sana ihanet ettiğim için sen geri çekildin diyorsunuz. Ama tutku o biçim bakar mısınız? Bana bir şans verir misiniz diyorsunuz giden eriller. Şimdi geride kalan sevgi pıtırcıklarım dinlesin burayı. Eril dişiller, sevgi enerjisinde olanlar. Sizden giden ilahi eril ve dişilleriniz size tutkuyla bağlılar ve gerçekten tutkuları çok yüksek, bağlılıkları çok yüksek ama bağımlılık haline getirmeyin arkadaşlar. Bağımlılık haline getirin. Bakın ne kadar kavuşmak istesiniz kavuşamazsınız. Tekrar sınavlar çıkar önünüze. Bağımlılık yapmayın. Yani düşünürken mesela düşünüp düşünüyorsanız, takıyorsanız, sürekli sorular soruyorsanız, soru sormaktan uyuyamıyorsanız, cevap arayıp da bulamadığınız cevaplarda bilin ki Yüce Allah İnanca gelmenizi istiyor, tevekküle gelmenizi, kendisine güven, inanmanızı, kendi Rabbine bırak inan. Hani o demek ki sana verilmiyor, verilmemesi gerekiyor. Sınavın o zaten. Verilmeden de Allah'a inanabiliyor musun? Sevdiğine, bu aşka, bu yola, bu kadar şey yaşamış, bu aşamaya gelmişken inanıyor musun? O demek isteniyor. Onun için hani eğer uyku uyuyamıyorsanız vesaire nereden geldi bilmiyorum. Geldi demek ki. İşte bir belki bir Katina'daki valideye tekabül eder bu arkadaşlar. Hani iki çocuğunu almış arkasına bakmadan erili terk eden bir anne. Aynı zamanda da aslında mutlu bir evliliği varken yuvası dağılmış olan bir anne mecburen çocuklarını alıp tek başına yola düşmesi demek de oluyor.
Hani akabinde tutku geldiği için bu iki kart bana şunu söylüyor. Şans istiyor. Şansın altına tutku geldi. Karşılıksız aşkın altına anne geldi. Hani burada ilahi eril şunu söylüyor, ilahi dişillerini. Demek istiyor ki bende bir valide enerjisi var. Zaten üç kadın ve kıskanç verdi. Ve bir dakika sizinkini de hemen açayım, dayanamadım. Sizi de açayım. Ondan sonra okumayı dayanamadım. Sizi mi okuyayım? Açayım mı? Erillerimi okuyayım. Bir valide var ki ben de düşman, yani hani en azılı düşmanın halt etmiş yanında demek istedi eril. Bencil mi? Bencil, egoist bir valide ve bencil. Bakar mısınız? Sizde de çıktı. Suçluluk. Ayrılık. Geride kalan ilahi dişil eriller, siz böyle verdiniz. Peki o zaman bir bakalım, Allah Allah, ne yaşıyorsunuz? Bencil mi, bencil biri var ki benim erilde dediniz siz. Geride kalan ilahi dişiller, suçluluk, ayrılık. İlahi eril arkadaşlar, dinleyenler, siz kendinize göre enerjiyi yönetebilirsiniz. Yalnız benim eril diye özellikle bu erillere dediğim zaman sadece giden diyorsam giden eriller dinlesin. Geride kalan eriller dersem de ona göre onlar ve geride kalan eril arkadaşlar dinlesinler. Şu da açılmış. Ay, bu da gelmek istiyor. Dişiller. Aman Allah'ım. Ne oldu size böyle? Ay, ben yokken ne oldu sizlere? Yine bir melankoliye, böyle bir üzüntülü hallere düşmüşsünüz. Size o kadar enerjinizi yükseltmiştim. Ne ola ki kendiniz koyuverdiniz. Erillerinizin en büyük dayanağı sizsiniz. Siz onlar bu kadar zorlu süreci geçerken siz enerjiden düşerseniz arkadaşlar, düşürürseniz kendinizi, aman aman sakın ha, sakın ha. Çünkü şu an erillerinizin size ihtiyacı var. Peki eril, ihanet ve geri çekilmeyi kime verdiniz? Fırtına. Kim ama kimle? Kısır döngü dişleri için veriyor. Allah Allah. Valide. Ah. Erille. Siz hiç akıllanamayacak mısınız? Bu kavuşma aşamasında geçitten bir kalaya geçeceksiniz. Ne ola ki siz bunu düşünüyorsunuz? Şimdi bakın arkadaşlar, bu çok önemli bir enerji geldi burada. Şimdi ilahi eril enerji diyor ki karşılıksız bir aşk var diyor benim hayatımda. Yani beni seven bir karma valide var. İşte bana ait olmayan, ona ait olan iki çocuk var. Ben onu terk etmek istiyorum. Sana gelip sana kavuşmak istiyorum. Sen bana bir şans verir misin? Ama benden geri çekildiğin için, ihanet ettiğin için mi çekildin biz? Burada fırtına mı yaşayacağız? Yoksa aslında geri çekilmenin sebebi benim yaptıklarımdan dolayı, ben sana ihanet ettiğim için, bu kısır döngüden seni çıkarmadığım için, kendimi çıkarmadığım için acaba sen geri çekildin? Hani Urmiye olarak, yani hani Urmiye gibi derken, yani o saflıkta, o temizlikte hala beni hani öyle sevip öyle bekliyor musun? Yoksa aslında sen başka biriyle kavuştun, bir rakibin var da ben sana kavuşmak isterken sen midanı bana yaptığını yapıp aslında benim aşkıma karşılıksız kalıp cevap mı vermeyeceksin? Burada ben senden bir ihanet görecek miyim? Bunun için mi geri çekildin, yoksa aslında ha, geri çekildin, fırtına yaşayacağız, hani bir ihanet, ben sana ihanet ettiğim için sen de bana aynı ihaneti yaşatacak mısın? Yoksa aslında bu kısır döngüden yoksa çıkamayacağız, lütfen hani bunu bana yaşatma. Biz artık bu döngüden çıkalım. Biz zaten çıktık. Ben çıkmak da istiyorum. Yine başla. Ay, dediğim gibi şeyin de ev okum da yazıları bana o kadar ufak geliyor ki okumakta zorlanıyorum. O yüzden şuradan bir destek alayım. Kısır döngü. Ne diyor? Yine en başa, her zaman hiç. Ha, en başta hep beni sevip beklerken ki o Urmiye halinle devam mı?
Yoksa aslında ulaşacak bir kıyı yok. Sen bana sana ulaşmamı isteyecek bir kıyı varmış gibi gösteriyorsun ama aslında yok mu? Bu senin bir oyunun mu bana? İhanetin mi? Hani bu ihaneti yapmak için kendini böyle geri çektin. Bana da bir oyun mu yapıyorsun? Sanki beni Urmiye gibi bekliyorsun ama aslında bana fırtına mı yaşatacaksın? Arkadaşlar bakın bu enerjide kimler var? Bunlar kavuşamaz. Bu zihniyette olanlar. Bunu daha önceki videolarda da söyledim. Son 2-3 aydır bunu özellikle sürekli çıkıyor ve sürekli tekrarlıyor. Kavuşma aşamasında olan bir eril ve dişinin zihniyetinde bu düşüncelerin olmaması gerekiyor. Bu arınmadığınızı gösterir. Bu egonuzu halen temizlemediğinizi gösterir. Ve halen affedersiniz hani bunu yanlış anlamayacağınızı düşünüyorum. Hayvani egonuzu hala dürtüsel hareket ediyorsunuz ve bunu törpülememişsiniz. Dolayısıyla bu asla ve asla İlahi sistem ve yasaları gereğince kabul edilemez, kavuşamazsınız. Kendinizi kavuşma aşamasında görseniz de. Kavuşma aşamasındaki olan eri gerçekten bu işine tutkuyla bağlı olan kavuşmak ve gitmek isteyen. Koşul gütmek sizi. Rakip var mı? Yanıma ben de kendim korumak için adamlar alayım mı? Bu ne demek arkadaşlar? Ne demek bir orduyla gidiyorsunuz? Siz sevdiğinize gideceksiniz. Nereye? Savaşa mı gidiyorsunuz? Eril erile mi savaştasınız? Hani sanki ülke ülkeye, kabile kabileyle savaşıyormuş gibi. Bu nasıl bir enerji? Size bunu kim aşılıyor? Bu neyin kafasıdır böyle? Burada bir dişil var ve dişilden şans istiyorsunuz. Bir kalp dişil de diyor ki zaten şans ben en başında sana sunduğum gibi hala aynı şekilde şansı veriyorum diyor. O şans zaten var almayan sensin. Zaten en başında da aslında benim aşkıma karşılık vermeyen sendi. Ki sen bana benden daha çok aşıkken bize şans vermediğin için. Halbuki ben sana kalbimi açık sunmuştum. Bakın burada bir dişil eli vardır. Evoku da çok severim. Halit'in Ruhiye de çok muhteşem verir. Bir dişil dişinin elinde bir kupa. Kupanın olduğu bir kart. Ya ben temiz benim kalbim, temiz sayfa, sadece sana kalbimi. Yani ben sadece sana aşık oldum, sevgimi sundum. Almayan sen de, üçüncü kişiye giden sen de, rakibe ve bir orduyla savaşmaya giden sen de, bana ihanet eden sen de. Ve ben de mecbur kaldım, geri çekildim. Ne yapabilirdim ki beni istemeyen bir adama zorla ne yapabilirim? Ama seninle kavuşmak istiyor muyum? Evet diyen bir ilahi dişil bakın. Karşılıklı aynı özlem tutkuyla yanıp tutuşan bir eril dişi. Bana ihaneti mi yaşatacaksın? Rakiplerin var mı? Ordu hazırladın mı? Ne demek ordu yani? Siz daha önce dişilinizle sanki orduyla savaşmış gibi konuşuyorsunuz. Bunu karmanızla yaşıyorsunuz. Bunu ancak akılsız eriller karıştırabilir. Bakın bu kavuşma aşamasındaki erilin zihniyeti. Eğer bu ise bunda 40 fırın ekmek yemesi gerekiyor bu düşüncede ise. Size burada 100.000 kez anlattım. Ruh yolculuğunda olan bir ilahi eril dişil bu cahillikte olmamalıdır. Dünyasal bir aşk değil, bu bedensel tensel karmanız değil. Karma burası ve karma ile evriliyorsunuz. Hani bu kadar büyük bir aptallık olamaz yani evrildiğin naneleri yedin, hurmaları nerelerde evrildin, ne hallere getirildin, aşık olmadığın ve sana aşık olmayan karşılıksız bir aşk karma evliliğini yürütürken sizin kartlar böyle geldi. Karşılıksız şeyin altına, aşkın altına anne geliyor. Beni bu karşılıksız aşk yüzünden bir sürü rakiple savaştı. Bakar mısınız şimdi burada ne diyor? Kartı bir okuyalım. Rakip gölgesiyle dövüşen adam etiğinden iyi dans eden kadına gülümsedi. Arkadaşlar dört eril nereye gidiyorsunuz böyle? Ay hiç bu ne saçma sapan bir cevap sizden böyle. Eriller sizin kafa anladım burada çok karışık eriller var. Şimdi şu rakip diyen eril eğer bu suçsuz günahsız dişilinde karşılıksız bırakmış kısır döngüye sokmuşsun Urmiye gibi hala seni pencerede yolunu bekleyip özlemle sana ilk başta da kalbini sunmuş ama senin kalbini açmadı.
fırtına yaşatıyor musun deyip aslında ihanet eden senken, kavuşmak isterken sen benden geri çekildin. Rakip var mı? Benim dövüştüreceksin. Yani sanki daha önce çok sizden taraf birileriyle dövüşmüş, savaşmış da hani Mida'nın yaptığını bunlar sizden mi bekliyor? Siz mi yaptınız diye mi düşünüyor? Aman Allah, tüylerim diken diken. Eriller neyin kafasını yaşıyorsunuz siz? Giden eril dişiller, bakın şimdi. İkiz ruh yolculuğunda bu reva olmadığı için zaten bu kadar acı yaşıyorsunuz, ruh eşlerinize yaşatıyorsunuz. Şimdi burada ihanet eden siz gidenler bir kere bunu kabul edin. Yani sağ bu enerjisi kimse o. İkincisi valide, değnek kraliçesi, Mida, Tattaret, Atendeva, Dastar, Selçuk, Sassa, Asiranta diye anlattığımız enerjide bu valide karma enerjisidir. Şimdi bir kere tarayı doğru okumak gerekiyor. Tekamülü doğru okumak gerekiyor. Kartları doğru anlamak gerekiyor. Kartlardaki mesajı anda iyi anlamak gerekiyor. Şimdi dinleyip boş boş o kafanız başka yerlerdeyken demek ki tam açılımlara kendinizi vermiyorsunuz. Rehberlikleri tam doğru bir şekilde almıyorsunuz. İlahi dişiller asla karma değildir. Karma yaratmazsın. Karmanızda değildir. Sizin diğer yarınız, artık bu cahilliği bırakın ve artık bunu net bir şekilde anlayın. Sinirleniyorum rehber olarak ben de, yani haddime değil ama gerçekten sinirleniyorum. Ya burada bu kadar karşılıklı bir aşk varken ne ola ki her bir boş haltı düşündünüz, her bir boş fikri değerlendirdiniz. Hani diyeceğim ki ve gerizekalı, bir de ilahi dişilinin seni böyle sevdiğini bir düşün, bir adım at, bir mesaj, bir alo de be gerizekalı, bu zamana kadar bunu demediğin için yaşıyorsun, bir de bunu bir anlasa. Hani sana bunu yapan karşılıksız aşk, karma seni bırakmıyor ve sen ruh eşini nasıl karma da olabilir veya sana karma yaşatabilir ya da savaştığın. Demek ki sana daha önce kaç kez bunu yapmış ki Mida hayatında. O yüzden karşılıksız olduğunu bildiği için, senin cevap vermeyeceğini, onu terk edip gideceğini çoktan anladığı için. Demek ki sana böyle kaoslar, fırtınalar, ihanet üzerine ihanetler yaşatılmış. Hani çok özür dilerim, bayağı bir boynuzlanmışsınız demek ki. Şimdi rehber olarak biraz ben de sizin anlayacağınız dilden konuşayım. Çünkü burada ilahi rehber olarak size hakikatleri söylemek benim boynumun borcu. Yani burada çıldırdım yani arkadaşlar. Hani burada bir gerizekalı takım var. Çok özür dilerim yani. Bu kadar cahil. Artık bu ilahi erille cahil erillerin de ayrılması gerekiyor. İlahi erille cahil karma enerji dişillerin de ayrılması gerekiyor. Bu kolektif bunun için kilitlenmiş vaziyette. Artık gözü dönmüş aç gözlü bencillerin kendisini biliyor olmasına rağmen bu enerjiyi değmiş gibi yapmayıp bunu sürekli ilahi dişili suçlayıp ilahi dişilin tozu tırnağı edemezsiniz. Tırnağının çöpü edemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben de bir dişili olarak sinirleniyorum burada. Şimdi hani benim için bir eril böyle bir şey düşünüyor olsa, yani ne denir bilmiyorum, tüylerim diken diken oldu arkadaşlar. Yani şu an gerçekten hakim olamadım kendime ve kendimden utanıyorum. Yani burada nasıl bir cahil eril grubu var? Yani bir ilahi dişil asla karma olmaz. Bu noktaya kadar gelmişsen ve hala dişinin karma olabileceğini, sana ihanet edebileceğini, fırtına yaşatabileceğini, kaç erkek var, bir orduyla mı savaşacağım, bunu bana söyle ki ben de bir orduyla geleyim de seninle savaşayım diyen bir akılsız grup var burada. Cahil, bağnaz, dogmatik, dominant, bencil, cahil mi cahil? Senin cahilliğin, kolektifin, ülkenin, dünyanın kolektif enerjisini kirletiyor. O cahilliğini dile getirme, enerji kolektife yansıtma bari. Ya burada bu nasıl böyle bir şey? Demek ki senin Midan size birlikte olduğunuz o karmanız işte böyle. Neden burada çocuklar alıp gidiyor? Neden karşılıksız? Sizleri boynuzladıkları için bunu bilip utancınızdan zaten adam olamadığınız için olabilir mi?
Ve bunu ilahi bir dişile, aşkla ölüp bittiğim bir dişil için bunu bir de olur mu diyor. Dişil de diyor ki burada, zaten başından beri benim kartım açıktı, kalbim açıktı, kalbimi aşık olduğumu sana sundum en başında. Kart tertemiz, bembeyaz, tertemiz bir kalp. Beyaz Allah'ın rengidir. İlahi Allah ışığıdır. Beyaz ışıktır. İlahi Allah ışığı. Kainatın yaratıcısının ışığı. Beyaz kart. İlahi dişil eli. Ben sana uzattım, şans verdim. Kalbime cevap vermeyen, aşkıma cevap vermeyen sendin. Beni bırakıp gittin. Bakın bencil bir, egolu. İş, para, kariyer. Böyle de giyinmiş, iş çantası da elinde. Hani aşk ne? İlahi aşk, sevgi ne? Karşılıksız aşk demiş. Karşılıksız aşk da siz onu sevmiyorsunuz diye. O sizi seviyor da siz onu sevmediğiniz için o güya sizi terk etmiş. Bencile bakın. Hani bu kadar zaman size tanıdılar mı siz aşkınızı, sevginizi gösterebilecek kadar? Veya bu kadar dominant, ketum olan, narsist, egoist bir eril, dişil grubu size aşkın, sevgisini kalbine sunup açtılar mı ki? Karşılıksız aşk diyorlar size. Ben bencil, egoist, narsist bir tagral olduğum için sana kalbimi açmadım. Haklısın, sen bana o kalbi sunmuştun. Merkezde geliyor. Ve sen onun için geri çekildin. Çünkü ben seni terk ettim. Sana şans vermedi. Karşılıksız aşk. Dişinin verdiği şans. Diş geri ihanet etmiş olan bir eril bana ihanet ettin diyor dişi. Bana fırtına yaşattın. Ve burada dişi geri çekilme. Dişi şans. Bakın dişinin kartlarına bak. Beni terk edip gittiğin gün benim en başta kartlarım açıktı. Bakın şimdi dişi nasıl konuşuyor. Şimdi bunlar dişinin kartları. Şimdi bunlar da bu cahil erillerin kartı. Bakın bu beyinsiz grup. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Bu beyinsiz grubun karması var. Karmasını sevmiyor. Çocuklar da kendine ait değil. O da kendisine ait olan başkasından peydahladığı çocuklar alıyor gidiyor. Kimisinin de bu iki çocuğun da annesi, yani iki çocuğun da babası farklıdır. Kendisi bile bilmiyordur hangi babası hangisininki hangisidir diye zaten. Mida, bu anlattığım Mida. Anne olan. Valide enerjisi Mida. Katina'daki. Eril onu sevmiyor, terk ediyor. Suratını asmış oturuyor orada. Erili savaşlarda kendisi masum, kibar hanımcık gibi gösterip ama bu orduyu yöneten baş çıvan olduğunu tabii ki göstermiyor. Ön cephede, arka cephede o ama gerizekalı eril ve dişilleriniz göremedikleri için bunu acaba siz mi yapıyorsunuz? Neden görmüyor ve acaba sizin yaptığınızı düşünüyorlar acaba? Sen beyinsiz olduğun için anlamıyor olabilir misin? Hak katı bu kadar verdi. Biz rehberlere öğretildi. Biz burada şakır şakır tekamülü okuyoruz. Yaşanılanları okuyoruz. Hani artık 7 yaşındaki çocuk anladı, biz siz anlamadınız öyle mi? Merkezde dişil geliyor. Neyin rakibi diyor, nasıl seni, kimle savaştıracağım? Hani sen o kadar başka kafalardasın, o kadar düşünülmeyecek her şeyi ruh hastası, şizofren gibi düşünüyorsun ki. Hani ben normal, sade, mütevazi biriyim, sadece aşık oldum, kalbimi açtım. Bana ihanet edip fırtınaları yaşatan, sürekli bana karşı savaş açıp arkasını dönüp giden sensin. Ben ne olduğumu anlamıyorum. Neye uğradım? Şaşırdım. Bakın burada şaşkın şaşkın korkudan kendi evine sığınmış, pencereden sadece onun yolunu gözetleyen, geri çekilmiş, fırtınaları yaşatılmış bir dişi. Hala ilk günkü gibi, belki de işte bir kere sizi böyle öptülerse sırf buna bağlı kalmışsınız. Hala gelecek de beni bir daha yine öyle öpecek de göreceğim. Hani sarılacağım, yani tekrar bu sevgi, aşkı yaşayabilir miyiz diye pencerede yolunu gözlüyorsunuz. Yani bekliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu erilin kartları, tabii o böyle söylemiyor, böyle geveliyorlar. Tabii bu benim gibi rehber olması gerekiyor, böyle harbi harbi okuması gerekiyor. Bu beyinsiz tayfasını bir kolektiften temizlemek gerekir. Allah, yüce Allah bunları artık gerçekten hani çok güzel temizleyecektir yani. İlahi adalet öyle bir mükemmel işliyor ki, öyle mükemmel işliyor. Kurban olayım Rabbime. Kurban olayım Rabbime. Bu cahil, kendini bilmez, bu bağnaz, dogmatik, narsist, egoist, kör cahil, yani öyle böyle değil. Bunu bu aşamada
benim bir rehberliğimde bu açılımın çıkması kolektifte çok kirli enerjiler olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu benim kolektifimde değil, hani dünya kolektifinde. Yani ruhlar birbiriyle bağlıdır arkadaşlar. Yani sadece dinlerken tarot dergahı için bu yapılıyor. Tarot dergahındakiler dinliyor diye bir şey yapmayın. Dünyada 8 milyar insan varsa her insanın ruhuna gider bu. Alması gerekenler alır. Seçilmiş ilahi irildişiler ve karmalar alır. Ve birbiriyle sınav edilenler, ilahi dişiler asla karma olmaz, karma yaratmaz. Allah'ın aşkı kimle yaşanacak? Ay gerizekalılar size. Bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl cahilliktir? Bu nasıl bir bencilliktir? Hani ben sana kaos fırtına yarattım, seni terk ettim. Üçüncü kişiyi seçtim gittim. Orada da hayal kırıklığına uğradım. Bana tutku göstereceğini söyledi. Ben de orası işte benim ruh eşim dedim. Köklü dedim, evli dedim, çocukları dedim. Çocuklar da bana ait değilmiş. Sonra onu gönderdim çocuklarıyla. Al git dedim. Beni boynuzlamışsın. Çocuklar bana ait değil dedim diyor. Onu gönderdim diyor. Ve ben o günden beri acaba sen bana bir şans verir misin diye seni bekliyorum ama sen de geri çekildiğin için benim ihanetimi affedecek misin, etmeyecek misin? Onu bana yaşattı fırtına gibi sen bana yaşatacak mısın? Ya da acaba onun bana yaşattıklarını sen mi yaşattın? Allah'ım ya Rabbi. Sen bu rakiple ne demek istiyorsunuz? Siz cahil eriller ne diyorsunuz burada cahil dişiller? Cahilliğiniz kolektifin enerjisine etkiliyor. Cahilliğinizi giderin. Kart fırlattı kendini. Oo, inanılmaz bir şey. Bu kadar sinirlenmekte demek ki haklıymışım, elimde değilmiş. Hani bu enerji geldi, bu tepkiyi gösterdim demek. Yüce Allah Celle Celaluhu'nun emriyle, ey ruhsal rehberi, onu boşuna söylemiyorsun. Sana kün feyyekün deyip söylettiren benim. Ben ol demezsem sen onu demezsin. Evet. O cahil ruh eşi söylüyor. Öyle ölesiye bite sevdiğini bilmesine rağmen, kendisi öle biteye sevmesine rağmen, karşılıklı olduğunu bilmesine rağmen, hala acaba bir rakip ordusu karşımda olabilir mi? Ey Rabbim, sen bunların günahlarını affeyle. Bunlar ıslah olmaz ancak bir tek sen ıslah edersin ya Rabbim. Ay bunca zaman sonra gelip bir an enerjisi yapacağım mahkeme şeyini videolarımı çekeceğim. Bir an enerjisi alayım kısaca dedim. Olay nereye vardı? Ya Rabbi. Ya Allah Celle Celaluhu. Allah bilgisiyle hak katından ilahi kattan Allah bilgisiyle cevap rica ediyorum. Neden rakip değil de rakip ordusu var burada? Ne demek istiyor bunlar? Bu ne demek istiyor? Ve bu arada da bu rakip ordusu da böyle geliyor arkadaşlar. İlahi dişinin tarafına sırtı dönük. Hani sana gelirsem sen yaşatır mısın? Çünkü ben bunu seni bırakıp gittiğim yerde fırtınada yaşatıldı bana diyor. İhanet eden bana, o bana yaşattı diyor. Aslında bunu da biliyor. Hepsi gerisi arkada yani bakın. Size tutkuya bakın. Size duyduğu sevgi, aşk kartlara bakın. Bu şekilde. Sizinkinin de böyle olduğunu biliyorlar. Sizi küstürüp geri çekilmenize sebep olmuşlar. Şimdi kartları tek tek göstereyim. Fırtınayı yakalatmış. Dişiline bunu yaşatmış eril. Sen beni sevmiyorsun, benim aşkıma karşılık vermiyorsun deyip sizi terk etmiş. Böyle de gelip gittiği günden beri sizle kavuşmak isterken karmasını seçmiş. Valide çocuklarımın annesi diye gitmiş. Sonra ne onun eşi olduğunu ne de çocukları olduğunu aslında karma bir evlilikte sahte bir hayat yaşadığını öğrenince bizlerden tepe taklak olmuşlar. Ondan sonra da karşılıklı bağımlılık. Karşılıklı sizler bağımlılık geliştirmişsiniz. Sistem bunu onaylamadığı için aslında sizi ayırmış. Fakat demiş ki sistemde bu dişi sana başta açıktı. Açık olmayan senden o sana kupasını verirken, sunarken, kalbini açarken sen karmaya bağımlı olduğun için, karmada bir orduyla savaştığın için, belki de en az 4 kere savaşmış burada. 1, 2, 3, 4 tane at üzerinde eril var. Fırtına var.
Siz de korkudan böyle eve sığınmışsınız. Bakar mısınız? Belki de çok uzun süre siz evden çıkmamışsınızdır. Fırtına var burada. Ve şunu, şans. Bana şans ver demiş. İlahi Dişil demiş ki zaten en başta verdim, en başından beri. Belki bir kere işte öyle beni öptün. O gün bugündür hala senin gelmeni bekliyorum. E beni gönderen de sen de. Bismillah yani. Hani yeni tanıştık, beni gönderdin, ortadan kayboldun. Seni gören yok. Hani ben böyle evde seni bekliyorum. Ne çocuğu, ne evliliği, ne karması, ne rakibi diyor. Şok geçirmişsiniz siz. Bu ancak senin tarafta olur, senin bağımlılıkların olur dediniz. Şimdi bunu, bu erillerin kartı, aslında bu gerçeği biliyorlar. Sizin için bunu aslında onlar söylüyor. Fakat bunu itiraf etmedikleri için ancak ben böyle rehber olarak okuyorum bunu. Bakın şimdi. Dişilin kartlarına erilin. Aşka bakın, sevgiye bakın, tutkuya bakın. Dişili yaptığı ihanete bakın. Kendisini hep aldatmış. Ve bu özellikle iki çocuğum var deyip kendisine ait iki çocuk olduğunu düşünürken ikisinin de kendisine ait olmadığı biri. Yani ailem dediği yer ailesi değilmiş. Eşim dediği yer eş değilmiş hani. Onu rakiplerle savaştıran biriymiş. Peki burada ihanet. Yerler yarıldı. Gökler koparıldı. Fırtına çıkmadı. Bir yaprak düştü ağaçta. Karmayı kaybetmiş diye mi üzülmüş bu ahmak? Tövbe estağfurullah. Ha, bana bunu nasıl yapar diye beni nasıl boynuzlar, nasıl bu kadar beni aldatır? Bu çocuklar da benden değil demiş. Çocuklar kimden o da bilmiyor, o da bilmiyor. E çünkü çok babaları var. Hangisinden tutturdu acaba? Bilmez ki. Allah bilir onu. İşte kim için diyor dedim fırtınayı kaosu bu rakibi kim için diyor bunu ilahi dişilim mi bana yani karmasıyla yaşadıklarını o mu yapmış siz mi yapmış bu aşama olmuş bunu hala net bilmiyorlarmış yine de sizden şüpheleniyorlarmış ama aslında size de ölesiye aşık kavuşmak istiyor bir şans isteyecek tutkuyla yanıp tutuşuyor bağımlılık geliştiriyor bu kısır döngüye sizi koymuşlar böyle ve siz evden dışarı çıkamaz hale gelip kendinizi eve kapatmışsınız. Sakın sakın bunu yapmayın. Fırtına ulaşılacak bir kıyı yok. Kıyıyı sen yarat be geri zekalı. Tövbe estağfurullah. Ay nasıl sinirlendim. Bu ben miyim böyle konuşan? İnanamıyorum kendime. Bu nasıl bir cahillik? Bu nasıl bir bencillik? Yani Ya Rabbim bu nasıl bir cahillik? Yüce Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbim Rumi'den bu erile bir yani bunu düşünen bu rakip var mı ya? Yani taktım buna bu rakip nedir diye bu cahil. Hani hangi grup bu grubu ayırt etmek istiyorum. Çünkü bunlarla uğraşmak istemiyorum artık. O kavuşma aşamasındaki gerçekten sevgiye gelmiş sevdiğine böyle art niyetleri olmayan o enerjilere ilahi eril dişile bakmak istiyorum. Ya Rabbim bu rakibi ne demek istiyor? Neden burada dört kişi bir ordu gibi var savaşa gider gibi? Bu neyin nesidir? Üçüncü kişi yaptı diyor. Sizden biliyormuş. O ilk çektiğim kart işte ruh ikizim bana ihanet etti mi dediğinde bakın kart ters döndü. Bakar mısınız arkadaşlar? Rakibi ters çevirdi. Yani sizden ihanet. Bakar mısınız? Ah, tabii sizden biliyorlarmış. Hiç yanılmadı. Karmanın yaptığını siz mi yapmışsınız diye sistem artık o kadar kapat ters çevir kapat bu o kadar yanlış bir düşünce o senin ruh ikizin bu zaten bu kısır döngü yüzünden çıkamıyorsun kavuşamıyorsun o sevdiğine o şans istediğin böyle
aşkıma karşılık vermedi demiş bu ahmaklar. Sistem de demiş ki sen şans verecek kadar süre tanımadın. Nasıl versin geri zekalı? Karşılık kendi kendine çalıp oynamışlar. Dişil de demiş ki zaten o kısacık zamanda bile sen bana sunmazken ben yine iki ara bir derede hani daha beni görmeden bir tek elimi uzatmıştım. Onda da bile kalbimi sana uzattım. Daha ne yapabilirdim? Ondan sonra da bitti zaten. Kaos fırtına geri çekilme. Bakar mısınız fırtına? Siz geri çekilmişsiniz. Bir kere işte sadece şunu yaşamışsınız belki. Arkasından hemen şu kalbinizi sunmuşsunuz. Sonra sizi derhal terk etmiş gitmişler. Siz de geri çekilmek zorunda bırakılmışsınız. Bakın şimdi. Şimdi bu andaki bilinçaltındaki gerçekler ama size söylemiyorlar. Ben okuyorum tabii buradan. Ve siz hala böyle gelip kavuşmak istiyorsunuz. Yolunu gözlüyorsunuz, bekliyorsunuz. Korkudan eve sığınmışsınız. Hani böyle sizi rakip var diye zannetmiş sistem ters çevirdi. Kapattırdı o kısır döngüyü. Sen sırf bunu bu ilahi dişilin için düşündüğün için bunu derhal kapat. Çünkü o sana ihanet etmiyor. Sen nasıl onu bu kadar sevip aşık tutkuyla bağlanmışsın bir hatta bunu artık sen bağımlılık haline getirdin. Sırf üçüncü kişi bilgisinin kim olduğu sana verildi. Bağımlılık çalıştırdığın için ruh eşin bana bağımlı değil diye ruh eşini terk ettin. Halbuki zaten bağımlı olmak doğru değil. Bağlılık olması gerekiyor. Bağlılıkta da baskıcı olunmaması gerekir. Hani siz ayrılma sebeplerinizden bir tanesi de karşılıklı birbirinize bağımlılık geliştirdiğiniz dönemde sistem bitirmiş. O da karşılıksız aşk zannetmiş gitmiş. Burada siz güya ona fırtına yaşatmışsınız. Halbuki fırtına kendisi size yaşatmış. Gittiği yerde de anne olan valide enerjisi Katina'daki karma. Anne de ona fırtınayı yaşatmış. Ve onun ihanet ettiğini, iki çocuğun kendisine ait olmadığını, bunu iki çocuk üyesi olanlar alsın. Zaten burada iki çocuk varsa bilin ki daha iki tane daha vardır. Onları da siz bilmiyorsunuzdur. Onların da babaları farklıdır. Her birine de farklı satıyordur zaten. Hani gidiyordur. Örneğin işte veliye diyordur ki bu senin çocuğun sende nasıl diyordur. Öbürüne gidiyordur Mehmet'e bu senin çocuğundur diyordur. Ondan ayrı para koparıyordur. Bundan ayrı para koparıyordur. Halbuki adamlar kendi çocukları zannederken onlardan para tırtıklarken kendisi asıl çocukların babasını da bilmediği için kime satarsa arkadaşlar. Ya yaşattı pişman diyor. Bakın. İhaneti o yaşattı. Zerre de pişman olmazlar bunlar. Bu kısır döngü, bu ilahi dişile bu yaşattı. Ve bakın ilahi dişil böyle rakip sende var mı diye ilahi giden eril dişilleriniz sizde var mı diye geleceğim. Hani böyle aşkla tutkuyla bağlayayım sana. Acaba sen işte bana tekrar bu şansı verir misin? Biz tekrar böyle öpüşür, koklaşır, sevişir miyiz? Tövbe yarabbim. Bugün ne oldu böyle? Ay nasıl sinirlendim okuyasım keyfim gitti arkadaşlar. Hani en büyük düşman cehalettir arkadaşlar. Yani bir insan ki kendini geliştiremiyorsa Allah'ın verdiği aklı zekayı kullanamıyorsa ne yazık ne büyük bir yazık. Ne büyük yazık. Ve üçüncü kişi ona kaosu yaşattı. Üçüncü kişi bilgisi de verildi. Üçüncü kişi karmanın kendisinde olduğunu, kendisinin bunu kendisi yarattığını ve ruh eşini de bu şekildeyken harcadı. Karşılıksız dedi, terk etti, gitti. Ruh eşi de geri çekilince, niye? Çünkü siz gururlu, onurlu insanlarsınız. Yani hani bir bayan olarak bile burada bakın dişiler kalbini sunmuş. Sadece sizi öpmüş, fırtınayı yaşatmış, aniden bitirmiş, arkasını dönüp gitmiş. O günden bugüne de böyle gelip tekrar sizinle kavuşmak, geçmişte yaşanılan özlem duyduğu anları yaşamak istiyorlarmış. Sistemde Allah emriyle bilgi verildi sana cahil. Allah'ın emriyle kün feyyekün bilmen gereken her şeyi bilgi verildi. Bu ilişkinin, bu evi, bu baldan evi üçüncü kişiye baş tacı ettiğin üçüncü kişi o araya kendin ve ruh ikizin arasında o ördüğün para karması o baldan evini yapmayı engelledi. O perdeyi de sen ördün o karmayı da başın tacı ettin. Bunu da derhal kapat.
Zaten bu bilgiyi aldı. Bir de hani şu da var. Kapattı. Gereğini yerine de getirmedi anlamına da geliyor. Bunu artık kapat. Ruh eşinde bir üçüncü kişi var mı? Beni aldatıyor musun? Benim seninle hayal ettiğim şeylere acaba bana karşı aşkın karşılıksız. Sen bana ihanet ediyor musun? Midanın yaptığını yapar mısın? Sanki ilahi dişil karması. Hani ilahi dişil karması olsan çok mutlu olsan bu döngüyü kimle yaşadı? Peki ilahi aşkı kimler yaşayacak gerizekalılar? Bu nasıl bir beyinsizlik? Allah beyin vermiş, akıl vermiş, zeka vermiş ama işte tabii hani kim kullara da işte bunun gibi bazılarına da kullanmamayı vermişti. Bunlar kullanamayan gruplar da var buranın içinde. İşte bu valide enerjisi Katina'daki sizleri bu kısır döngüye sokmuş olan eliyle bunları da yaşatmış. Sonuçta sistem onu tozu dumana katarak sistem göndermiş. O asla gitmezdi onlar. Sistem gönderdi onları arkadaşlar. Aynı zamanda da burada Eril senin dört tane en büyük azılı rakibini senden uzaklaştırdık anlamı da geldi. O dişil o kadar ödünü patlattın ki senin yaptıkların şok geçirdi. Hani öyle ki pencereden bakarken pencereden bile korkarak bakan bir dişil var. Bakar mısınız arkadaşlar? Hani dışarı bakarken bile korkarak bakıyor. O kadar yani size neler yaşattılarsa artık. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Kapı da gelmiş buradayım. Kendisi dedikoduları yapıyor. Dedikodulara kulak asıyor. Ruh eşi ve kendisi dışında herkesi dinliyor. Allah'ın emriyle verilmiş bilgeliğe arkasına dönüyor. Yok farz ediyor. Kapandı ya böyle. Ama kendisi tekrar dönüyor. Hani dün neydiyse bugün öyle. Yani rehberlik alıyor, şok yaşıyor, aydınlanıyor. Hani karma bendeymiş, bunları o bana yaşatıyor, bunu biliyormuş içse. Ama acaba da ilahi dişilime gideceğim, o da yapıyorum mu diyorlarmış arkadaşlar. Tüylerim diken diken oldu. Ay sizi karşılıklı okutacaktım ki ya. Hani sadece bir an gün enerjisinde ne yaşıyorsunuz diye bakacaktım. Ama muhteşem bir an enerjisi oldu. İşte değnek kralı burada. Yani sende başka bir üçüncü kişi var mı? Bakın destenin altında mı? Sende başka bir üçüncü kişi var mı? Ben çok düşünüyorum, zihin yapıyorum. Öyle böyle kurgu yapıyorum ki hani bilemezse. Hani dedikodunun bini bin parça kafamda bin düşünce var seninle ilgili. Yahu şimdi ben bir şey söyleyeceğim size. Siz ilahi erilişiller olmuşsunuz. Zaten yanlışken düzelmek için, arınmak için kendi Allah'a karşı kendi tekamülünüzde sorumlu olduğunuz, sizin kul hakkınıza girmiş, siz o nasıl söyleyeyim, beyinsizliğinle senin hakkına girdiğinin bile karşılığını verememişsin, savaşamamışsın. Sistem senin yerine bu savaşı verdirmiş, demiş ki hani sen o kadar cahilsin ki senin kul hakkına giriyor. Bu da günah. Seni de günaha sokuyor. Hani bu öyle azılı bir düşman. Bunu hala hayatında tuttuysan hani o daha bunun bini bin parça kötülük yapacak sana. Bu kadar zihin çalıştıracağına aklı çalıştır. Düşünceye düşüp orada kalıp kurgu yapacağına bin senaryo yazacağına bir tek senaryo var. Dişilinden sen ne istiyorsun? Seviyorsun, geri zekalı. İletişime geç, bilgiyi verdi, yolunu açtı, tüm rehberlik verildi. Ruh eşin, birbirinizin diğer yarısısın. O zaman sen ruh eşin üzerine rakip ve adamlar mı saldınız? Siz adam mısınız? Yani şimdi buradan bunu söylemek lazım. O zaman ruh eşlerinizin yaşadıklarını belki de Mida değil siz mi yaptınız? O zaman ilahi dişiller geride kalanlar da sizin için bunu mu düşünsünler? Bu kadar mı kirli bir kafa zihniyetine, kalbe sahipsiniz? Siz nasıl ilahi eril dişil olacaksınız? Mevlam ne eylerse güzel eyler ya Rabbi. Bütün dünya senin haşmetinle kurulmuştur. Kurban olsun bütün bu kullar. Bu yeryüzü, bu gökyüzü.
Nasıl büyük bir yücesi, nasıl büyük bir sevgisin ki böyle bir irade verdiğin bu hadsiz firavunlar bunları yaparken Yüce Allah eşsiz, affedici ve hala bunların rızkını verip lokma yiyip işe gidip kalkıp eve gelip hayat sürüyorlar. Her iki firavundan. Yani burada hak katı o kadar reva görmüyor, o kadar görmüyor ki. Ya Rabbim, burada gizli bir şey var bunun altında ama ben onu gece saat olmuş 4. An enerjisi yapıyorum. Ya Rabbim. Benim dişilim bencil mi deyince sistem, siz dişillerdiniz, hayır değilim. Hani bencil biri varsa o sende var. Hani ben böyle kaşlarımı çatmam, böyle biri de değilim. Bu bana yakışmaz dediniz. Ben niye suçluluk duygusu duyayım? Suçluluk duygusu sende var. Seni duyman gerekiyor. İhanet edip giden sende. Senin yediğin, yaşadığın hurmalardan sebep, biz neler yaşadık, haltlardan sebep. Beni terk edip bırakıp giden sensin. Bakın Azize, siyahlar içerisinde rahibe gibi. Bakın bu ne demek? Dünyadan elini eteğini çekmiş, sadece ruhsal olarak acısını yaşayan bir münzevi dişil demek. Aynı zamanda ruhsallığı gelişen bilge kadın yani bu. Ve o gün bugündür hala ağlama kartı çıkıyor. Hala ağlayanlarınız var, ağlamayı bırakın arkadaşlar. Bu doğru bir sistem kabul etmez. Suçluluk, hırs. Asla, daima. Mutluluk. Sizi uğrunda terk edip gittiği yerde böyle bir mutluluk yaşayacakmış. Fakat siz de yaşayabilecekken size şans tanımamışlar. Sizin böyle hevesiniz kursağınızda kalmış. Belki evlendiniz, daha yeni kundakta böyle bebekleriniz, ikizleriniz varken sizi terk edip gittiler. Ve bakar mısınız? Sonradan siz de ben ne yaptım ki bana bunu yapıyor deyip suçu kendinizde aramışsınız. Öyle ki güçten düşmüşsünüz ve artık böyle ayakta dik duracak mecaliniz kalmayana kadar asla size dönmem derken sistem demiş ki asla deme, daima deme. Senden büyük Allah vardır, büyük konuşma, büyük lokma yeme. Ve sizi dostlarınız, siz bu hale düşerken bazı dostlarınız da belki işte böyle dostluk değerleri hep başka, biz hep başka. Ha pardon, sen de sevgiye gelebilseydin yine iki dişil ve sevgiyi anlatır burada. Çünkü dişil demek sevgi enerjisine gelmek, yani hakikat değil, ay dişilden bahsediyoruz tabii. Hani eriline de onu diyor, hani ben beyaz, yin yantaki beyaz, dişil. Sen de benim gibi sevgiye gelirsen eğer, işte ancak sevgi bizi kurtarabilir. Sen beni sevdiğini kabul etmiyorsun. Çünkü sen babasın ve senin mutluluk evin var. Ne ola ki ben giderim. Çünkü ben babayım, evimi seçerim. Mutlu bir yuvam var. Hani oraya ne ola ki üçüncü kişiyi ben sana değişeyim. Karmayı, midayı yani. Hani normal bir insana da sorsam, ben evliysem, bu kadar yıllık evliliğim varsa, çocuğum varsa ve tabii ki orayı seçerdim demiş. Allah'ın emriyle de tam bu noktada o kılıcı indir demiş, indirtilmiş zaten. Size kılıcı çekmiş gitmiş işte zihin yaparak. Sistem de Allah'ın emriyle, Yüce Allah'ın emriyle Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısını aralar. Siz Allah'ın emriyle de şöyle denilmiş. Ne oldu, seni de çok mutlu zannettin, gönderdiğin yerde, babayım dediğin yerde sana gerçekleri gösterdi. Hani o başka ruh ikizinden yaptı o, yani ruh ikizi de yoktur, onlarda ruh yoktur çünkü. İrade yok, iradesizlik vardır. Bidat ve tayfada. O yüzden sen orada mutlu olacağını, belki işte küçük çocuğum var,
veya iki çocuğum var. İşte ben babayım, yeni evlendim, oraya gideceğim dedi. Fakat sistem de demiş ki, sen ruh ikizine gidersen, onunla evlenirsen mutlu olursun. Ancak ondan çocuğun olmasına izin verilir. Ben babayım değil mi? Narsist Tagral yani böyle. Sistem de demiş ki, dişiliğini bu hale getirdi. Böyle dişil bu hale gelmiş. Ve siz gerçek dost, ikiz ruh varsa, aile varsa sizsiniz. Başkası olamaz. Sen o mutluluk dediğin yerde, hayır orada mutluluk yok. Bencil biri var, kıskanç biri var. Ve mütemadiyen seni ve dişilini suçlu hissettiren ama asıl en büyük suçlu kendisi olan Mida yani işte deminki enerji. Hayır. Dişili için düşünürken dişili demiş ki ben değilim demiş. Senin mutlu olacağını zannettiğin yerde ben sana dedim ki sen orada mutlu olmayacaksın. Bakın siz söylemişsiniz. Belki de size bu soruyu sordular. Bilmiyorum ki nasıl bir diyalog geçti. Bireysel açılım değil arkadaşlar. Çok karışık enerjiler. Çok karma karışık kolektifin enerjisi yani. Kim nereye gideyim ne yapayım diye oturtamıyor. Beyinsizler çok yani. Neyi oturtamıyorsun? Bugüne kadar neyi yaşadın? Kiminle yaşadın? İlahi sevdiğin ilahi aşktaki eril dişilin mi hayatındaydı ki? Kimse yani. Mide'yi hayatında tutan sensin. Evli olan sensin. Karmadaki olan sensin. Beyinsiz. Ondan sonra da suçsuz, günahsız bir sürü problem yaşattığınız, maddi manevi sağlık kaybı yaşattığınız ilahi dişillere adalet kartı gözüme çarpıyor burada. Zaten Allah'ın emriyle de bilgi verildi deniliyor. Bakın Allah'ın emriyle bilgi verildi. O kadar yanlış düşünüyorsun ki sen bunu nasıl ilahi dişin için düşünüyorsun? Sen ona yapıyor musun ki bunu o sana yapsa? Mesela şimdi bu kıt akıllar şöyle bir soru gelir. Ben şimdi şu beyinsizlere bir soruyu ben sorayım. Cevabı da benim gibi rehberden alsın beyinsizler. Bir otursunlar aşağıya. Peki ben karma diyeyim. İlahi dişilim niye olmasın? Ben ilahi erilsem karma diyeyim. Çünkü beyinsiz. Karmada en cahil olan karma ile evrilir. Çünkü karmayı o yaratır. Akıllı olanın karması olmaz da o yüzden. Ve ilahi dişillerin de karması olmaz. Ve bütün döngü sizin karmik midalarınız, sevgiliniz, partneriniz, eşiniz, eski eşiniz, boşandığınız eşiniz üzerine belki 3 kere evlendiniz. O eşi olanlar var. Bir de böyleleri de var. Dolayısıyla 50 yıldır evrilemeyen bir beyinsizsin. Bir düşün bakalım sen ne kadar evriliyorsun diyeyim. Ben şimdi böyle söyleyeyim. Hani ilahi erilim diyorsun 50 yıldır evrilememişsin. Karmanın içinde boğuluyorsun. Onca rakip savaş yaşıyorsun. Yani canına kasteden enerjiyi koynunda tutup besliyorsun. Boynuzlanıyorsun. Sana ait olmayan çocuklarla ne döngüler yaşıyorsun ve sen dönüp bunu yapmadan ruh ikizin ama senin için yapacağını düşünüyorsun. Ve hele hele ki bu tarafta %99'u kadınken. Hani sen bu kadar zekisi hani dişilin de bu kadar sana bunu yapacak işi gücü yok. Seni sevmiyor, nefret ediyor sana bunları yapacak. Ne zoru var? Zaten mutlu bir evlilikte bırakmış gitmişse evli ve çocuğu varsa bil ki Mida ruh eşinle ilgili ne dediyse sizi size anlatıyor. Yani kendisini ve seni anlatıyor. Evliliğini, karma evliliği anlatıyor. Ve bu arada bu soru çok geldi bu son zamanlarda. Ya hocam ben hayatımda bir kere mesaj attım. O da o kadar kötü değil. Beni sinirlendirdi. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Bana sürekli sen bana niye mesaj yazıyorsun? Mesaj yazma deyip benim 15 tane, 20 tane mesaj yazdığımı söylüyor. 30 tane yazdığını söyleyen var. Kadıncağızlar ağlaya ağlaya yemin billah ediyorlar ki ben bir kerecik bir tane mesaj attım. O da beni çok sinirlendirmişti. Gururumu kırdı. Ben de insanım. Dayanamadım. O an ben de yazdım bir şey ama benimki hani özür dilenince geçirebilecek bir şey ama onun bana yaptıkları affedilemeyecek şey kadarken ben yine de bana gelse kalbimi açacağım.
Derken ben hiç mesaj göndermezken sürekli bir mesaj gönderdim söyle. Demek ki kim gönderiyor? İlahi dişil göndermez ki zaten. Karmalar gönderir. Sistem size yem atıyor. Onlarla sizi eviriyor. İşte Mida dönüp 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 tencit pilavı gibi ilahi dişilinizin siz de belki işte o gerizekalınızla ilahi dişinizden size gelen bir mesajı oraya gönderdiyseniz ya da o ele geçirdi siz uyurken vesaire vesaire ne bileyim bireysel açılım değil ki şu an binlerce kişinin kolektif enerjisi karma karışık abuk subuk abuk subuk düşünceli art niyetli sapık ruhlar doluyken hangi birinize nasıl söyleyeyim bunu bu ancak bireysel rehberlikle ortaya çıkar abuk subuk bir şey var yani burada işte tabii bunlar ayrışacak yani ayrışması gerekiyor artık yani hak yerine ilahi adalet bulacak yani böyle beyinsiz bir eril grubuna yani bu ikizine sen bana karma mı yaratacaksın rakip ordusu var mı diye soran biri nasıl yani Rabbim nasıl izin versin kavuşsun bir de kendisi bu edadaymış bakın bu kimi hatırlatıyor Narsist Tagralı ve siz artık o kadar yorgun düşüp bitmişsiniz ki yani biz gerçek iki dost iki ikiziz yani ikiz ruhuz hani ben sevgideyim o da sevgiye gelsin o yüzden iki dişil vardır da hani ilahi dişille simgelenmiştir gelmiştir yani birisi sevgiye geldi diğeri gelmedi onun da gelmesi gerekiyor yani sen biraz sevgiye gelsen bizim yeryüzünde tek gerçek dost olduğumuzun tek gerçek aile bizim birbirimiz ailesi olduğumuz yani aile derken bu karmik aileler dışındaki hani sizinle ta yıllar evvelinden böyle bir şey hayal ederken o siz arkasına bakmadan gidince sistem de demiş ki hani asla deme daima deme bana Rumi'deki kartı anımsattı hani fazla cesurca ilerleme her adımda bir tuzak vardır hani sen asla dönme asla da bir de geri gelmen deyip arkana bakmadan gidiyorsun ya munzuratıyla giden eri bakın hırs yaptı diyor. Kart ters döndü bakar mısınız? Buradan buraya geçince elimde bile tutamıyorum. Kartlar atıyor kendini. Resmen fırlıyor böyle bakın. Bu şekilde. Şimdi Midaların bunlarla niye bu kadar oynayıp bu kadar bunlara gaflette bulunduklarını sizi de bu hale getirmişler arkadaşlar. İflahınız kesilmiş yani. Dişiller. Ne oldu sevgili pıtırcıklarım size? Siz yine nasıl bu hale geldiniz? Benim olmadığım sürede ne oldu size böyle? Bakar mısınız şu hali? Lütfen kendinizi toparlayın derhal. Derhal toparlayın rica ediyorum. Bir, aynen geride kalan tüm tarot dergah, gönül dostlarım, eril dişil fark etmez hepinize sesleniyorum. Lütfen ve lütfen sakın 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 bu enerjiden çıkın. Hiç hayırlı bir enerji değil. Kim ne derse desin siz kendisi biliyorsunuz Allah biliyor asla ve asla bakar mısınız uçurum korktu bakmadı o bana baktı ben o kadar korktum bakmadım ki sevdiğim o bana baktı sizi dönüp bakmayı bile uçurum gibi görmüş arkadaşlar dünyanın en büyük felaketi olarak görmüş böyle bir şey olabilir mi karta bakayım. Ben ona bakmaya cesaret edemedim ama o bana baktı. Siz yani bir kere bakmışsınız. Çok etkilenmişler ve onu hiç unutmuyorlarmış. Korktum, bakamadım. O bana baktı. Ya çok inanılmaz yani. Mahkeme süreçleri nasıl çıkacağını düşünemiyorum bile şimdi. Peki, o zaman bu an enerjisi olarak bunu burada bitirelim. Yahu bütün bunların dışında siz birbirinize bir şey söyleyin. Ben yani bunu böyle bırakamadım. Hoşuma gitmedi bu. Siz erilinize, eriliniz size bir şey söylesin. Bundan hoşlanmadım. Bu nasıl bir enerjiydi? Sevgili ilahi dişil. Sevgi pıtırcıklarım. Giden ilahi eril dişillerinize sizler bir mesaj söyleyeyim bakalım. Cesarete ve güce gel ey eril diyoruz. Geride kalan dişiller. Bakın bu el de eril elidir. Dişiller için çekti. Siz dişiller erillerinizi diyorsunuz ki biraz adam ol güce gel. Cesaret ve güce gel. Peki eril ise buna karşılık. Bu cesaret ve güç diyorsunuz ya. Eril de buna karşılık cevap versin o zaman. Peki eril ilahi dişil sana cesaret ve güce gel dedi. Sen ne cevap verirsin? Suçluluk duyuyorum. Burada bu kadar yeterli.
Şimdi anladınız mı deminki bilinçaltı nanesini? Şimdi kabul etti. Ya. Peki. Dişililer başka bir şey söylemek ister misiniz acaba? Gelsin ben ona ikinci şansı veririm dediniz. Bakar mısınız dişil kendisi geldi. Ay kıyamam size. Peki o bir şey söylesin. Giden erildi size bir şey söylesin. Tamam suçluluk duyuyorsun. Bakın şimdi bu 12. ev yani Neptün'ün yönettiği ev enerjisidir. Bizim hani hoşlanmıyorum bu kelimeleri kullanmaktan ama bu Neptünel enerji bu işte yani melankolik enerji dediğimiz hani bağımlılık, zayıflık, acizlik, yokluk, hiçlik, sevilmiyorum, istenmiyorum, bana cesaret de vermez. Halbuki sistemde diyor ki üç el uzanıyor sana. Hani belki sen hep üçüncü kişileri dinledin. Bir ruh ikizinle kendini sesini dinlemedin. İki. Aslında evrenin üç bir yanından sana uzanan eller var. Biri ruh eşin, biri hak katı ve melekler. Görmüyorsun. Ama dünya planında daha çok bu suçluluk duygusundan kurtulmaz isen Rumi attı. Değneklerin onlusu. Buyurun buradan yakın 10 numara cevap geldi. Nemrut benzeri kendini alevlerinden kurt. Egonu parçala. Hayvani egonu parçala. Ey eril. Ey eril. O dişil bu kadar masum gözleri yaşlı iken, ikinci şansı vermek için çırpınırken birazcık cesareti geldi. O haltları yedin artık herkes biliyor zaten. Kabule geç. Ve şu dişiline git böyle uzaktan iş halletme ensesinde boza pişirme. Nemrut yüzünün benzeri kendi alevlerin. Kurtul Allah'ım Rabbim. Kendinin alevlerinden kurtul. Başka bakmaya gerek yok. Burada bitireyim arkadaşlar. Siz de böyle yalnızlıktan kendi başınıza böylesiniz. Ben şu erile bir cevap vereyim. Size kartları kaldırayım. Şimdi bu erillerden dayanamadım. Ben şimdi sinirlendim ya. Şimdi ben bunu bir konuşturacağım. Şimdi bana bak. Ben şimdi bir soru soracağım sana. Sen neyin suçluluğunu duyuyorsun? Yorgun hissediyorum. Pilim bitti, şarjım bitti. Peki neden? Akılsızlığından olabilir mi? Neden acaba? Neden? Neden? Dişilim yalnız mı diye bunu düşünmekten. Pilim bitti, yorgun düştüm. Sistem de diyor ki bak beyinsiz sen yalnız onu yalnız resmetmişiz. Boşu boşuna kendi pilini akılsızlığına bitirdin. O dişili de bitirdin demiş. E suçluluk duygusu duyman normal yani. Birazcık da duy beyinsiz. Bu kadar şeyi yaşatmışken ne diyeyim ben? Bunların dilinden konuşmak lazım. Ancak böyle anlayabilecekler. Ah arkadaşlar bu kolektif, bu ülke onun için bu halde, bu dünya onun için bu halde. Ya bu dünyayı kurtaracak olan yine dişillerdir. Bu erillerden bir şey olacağı yok arkadaşlar size söyleyeyim. Kadınlar erkek, erkekler kadın olmuş vaziyette. Bu nasıl bir döngüdür o? Yüce Rabbim, ey Mevlam sen ne eylersen güzel eylersin. Bu olanların da bir çaresi cevabı vardır sende nasılsa. Dişi. Şimdi dişili yalnız bıraktım yorgunluktan onun da pilini bitirdim kendimi de bitirdim bundan dolayı şimdi bunu anlamış olduğum için bu geri zekalılığımdan dolayı çok utanıyorum ve suçluluk duyuyorum tamam şimdi bunu geçtim beyinsiz şimdi bana tekrar cevap ver neden bu dişile adım atmıyorsun iletişime geçmem gerektiğini biliyorum benimle iletişime geçsin diye bekliyorum geçmediği için hırsımdan köpürüyorum. Sen bir 40 fırın ekmek daha ye. Bu kavuşacak eril grubu değil arkadaşlar. Peki ayrıştı şimdi. Ben şimdi kavuşacak olan eril ve dişil için alayım. Evet. İkisi de bir bilgi her iki dünya için rahmet olanlar için alayım. Erilden dişile gelsin. Romantizm. İşte bak cevap bu işte böyle olmalı. Ne dedi? Seni seviyorum. Seninle romantizm yaşamak istiyorum. Peki sevgin var mı? Saplantılı düzeyde dedi.
Ama saplantılı olmamalı. O doğru değil işte. Demek ki şu ana kadar kavuşamamanın sebebi, bu aşkı sevgiyi yaşamamanın sebebi romantizm yaşayacağım diye bunu saplantı haline getirmiş. Seviyorum diye sevgiyi saplantı haline getirmiş. Şimdi bu doğru bir enerji değil. Sistem bunun için demek ki izin vermedi hala kavuşmana. Çünkü yoksa bu grup çoktan kavuşmuş olması gerekiyordu. Mahkeme süreçlerini de yapacağım. Belki mahkeme süreçlerini. Peki neyi saplantı haline getirdi? Onu söyle. Dişilin bana ikinci şans verir mi, vermez mi? Dişil de diyor ki ben de o bana gelecek de ben ikinci şans vereceğim diye bekleyip duruyorum. Bu ne zaman anlayacak diyor. Peki Eril, dişilin bu cevabı, verdiği cevabın üzerine sen bir cevap ver. Ne diyeceksin? O kadar haklı ki. Ben o kadar ki onun kalbini ben bir taraftan İşte başka bir eril de başka bir taraftan çekiyor diyor. Onun kalbine o kadar başka bir eril var diye yaraladım ki. Onun için onun gözleri böyle yaşlı. Ağlıyor. İyi halt ediyorsun. Bakın bakın Allah Allah. Hani halt yediğini de biliyor. Bir de utanmadan nasıl da söylüyor açık açık. Devam et. Ne diyeceksin? Biraz daha aç bakayım. Zaten engel de bu. Ha. Yani sen diyorsun ki ben çok aptalca hatalar yaptım. Egomdan sebep kendim engel koydum sosyal medyadan. Bariyerler ördüm. Şimdi de onları nasıl yıkacağım diye kendi bariyerlerimi koydum. Engelleri yıkmakta zorlanıyorum. Doğru mu anladım ben? Bir cevap ver. Ya. Evet arkadaşlar burada bitireyim. Bağırarak bağırarak ona demek istiyorum ki sen benden ayrıldın mı? Bana böyle bir engel koyacak mısın? Sesimi sana duyuramıyorum. Ne zaman duyacaksın beni? Ey dişil bana cevap ver. Ben geldiğimde seninle romantizm yaşayacak mıyım, yaşamayacak mıyım? Yoksa sen romantizmi başkalarıyla saplantılı bir şekilde yaşıyor musun? Bana da ikinci şansı verecek masum gözü yaşlı duruyorsun. Acaba doğru musun? Yoksa aslında sen başkalarıyla yaşıyorsun da bana da benim sana yaptığımı yine bana yapacak mısın engel? Ha, işte bakın bilinçaltı nasıl çıkıyor. İşte tarot bunun için mükemmel bir sanat. Neyi merak ediyorsun? Neyi duymak istiyorsun? Bakın sesimi sana duyuramıyor muyum? Bağırıyorum. Sen niye sesimi duymuyorsun? Peki sen niye bağırıyorsun ki? Yani bağırmak cahilliktir zaten. Neden bağırıyorsun ki? Yani sesi bağırarak duyuramazsın ki. Konuşmayı öğrenmen gerekiyor. Niye bağırıp neden merak ediyorsun? Neyi merak ediyorsun? Önce neden bağırıyorsun? Sesini duyuramadığını söylüyorsun. Dişil sen yalnız mısın? Yalnız olduğunu bileyim. Bana cevap ver. Artık beni sinirlendirme. Terler atıyorum. Bakın şuradaki ter atan kafaya bakın arkadaşlar. Şimdi yaklaştırıyorum. Bakın. Ne kadar ter attım ki sesimi sana duyuramıyor muyum? Ey ilahi dişilim, duy beni. Seninle romantizmi yaşamak istiyorum. Geleceğim sana, bana ikinci şansı verecek misin? Bunu merak ediyorum. Beni duyuyor musun, duymuyor musun? Ya da işte senden bir haber alacak mıyım diye merakla bekliyorum. Bakar mısınız? Bağıra bağıra artık ter atmış burada. Yani bağıra derken hani demek istiyor ki ben o kadar hatalı ve yanlışım ki hani o kadar o boş yere boş yollar deniyorum ama asıl yapmam gereken de direkt sana bir telefon mesajı, bir alo demem yeterliyken sırf bunu yapmamak için 40 takla atıyorum. Hani işte sen yalnız mısın? Bunu çok merak ediyorum. Bakın. Sen yalnız mısın? Ben çok merak ediyorum. Sesimi duyuramıyor muyum acaba sana? Sen niye beni duymuyorsun? Cevap vermiyorsun. Sende biri var mı, yok mu? Ben sana daha nasıl sesimi duyurayım? Ben gelip seninle romantizm yaşamak istiyorum. İletişime geçeceğim ya da işte beni daha fazla sinirlendirme. Artık ben yenildim sana biliyorum ama İşte egom izin vermiyor. Sen benimle iletişime geçer misin? Sen niye benimle iletişime geçmiyorsun? Sen acaba beni sevmiyorsun? Sen acaba başkasıyla bir romantizm mi yaşıyorsun? İşte ben sana sesimi duyuramıyorum. Dişil de bıkmış artık. Ne yapacağını bilemiyor. Çaresiz kadınlar. Ah 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 ah. Yarabbim. Burada bitireyim. Devam etmeye gerek yok.
Demek ki kavuşacaklar da matah değilmiş. Öbürü de değil. Al birini vur ötekine. Vah dişilerin haline. Bekleyeceğiniz eriller. Bu kartlar burada kendini dağıtmış. Eriller darma duman olmuş vaziyetteler. Peki. Şimdi biz geçelim açılımımıza. Arkadaşlar. An enerjisi olarak ne halde olduklarını işte gördünüz. Burada bitiriyor. Çünkü saat 4:30 oldu. Artık uykum geldi. Görüşürüz arkadaşlar. Moralinizi bozmayın. Sabır. Evlenecek gelecekler. Başka seçenek yok. Kadersel süreç var demek ki. Biraz daha sabır. Biraz daha tevekkül. İnancınızı asla kaybetmeyin. Sizi seven bir manyak sevdiğiniz var. O da sizi seviyor. Yapacak bir şey yok. Adam olacaklar yani. Olmadan da sistem göndermesi. Ne yaparsınız yapın. O istediği kadar sesini duyurayım, duyurmaya çalışayım desin. Olmaz yani. Yani bununla olmaz yani. Beni görmediniz mi? Ben bu denli sinirlendim gördünüz mü? Yani ekranda yani hiç benim yapmayacağım şey şu. Enerjinin akışına bakın yani. Nasıl delirtti beni. Bir de orada benim gördüklerim, bildiklerim bir bilseniz. Benden daha beter çıldırırdınız emin olun. Peki hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Görüşmek üzere.